Tabii zor bir maç. Maç önü. Maçtan önce 5 tane oyuncumuzun ki tamam Menzah uzun süreli yok olduğunu biliyoruz. Uğur da epey zamandır aramızda değil ama Kavronovic'in milli takımdan sakat dönmesi, sonra Emrah'ın sakatlığının çıkması, bir de onlara Cardozo eklendi. Şimdi bazen türbünden bağırıyorlar hocam Cardozo'yu oyuna sok. Cardozo listede yok ya. Yani. Dolayısıyla bunu niye söylüyorum? Özellikle 1-0'dan sonra 2'yi hem oyunu kontrol etmeyi ve 2'yi bulmamız gereken bir maç. Güzel bir gol attık. 2'yi de bulabilirdik. İlhan'ın güzel bir pozisyonu vardı getirdi. 1-1'den sonra Onur'un 2 tane var. Yediğimiz golde de hani Zorbay hocamdan ilgili şunu söyleyebilirim. Bana göre maçta takdir haklarını misafir takım lehine değil deplasman takımına kullandı. Ha, biz kendi lehimize de istemiyoruz bunu. Fakat şimdi yediğimiz gol öncesi faul varsa kampanya arıyorlar. Ya, yani ben anlayamıyorum arkadaşlar. Şimdi bak gol yedik. Orada da bizimkiler iki oyuncu, iki önde oyuncu var offside diye duruyorlar. Tam topa vurulurken oyuncularımızdan biri offside'i bozuyor ve gol yiyoruz. Ama öncesi hocam zaten mücadele eden, 5 eksiklen sahaya çıkan bir takım böyle faulü, bize vermen gereken bir faulü başka tarafa veriyorsun. Yani hakem arkadaşlarımızda bakıyoruz. Her hafta bütün takımlar ver yansın ediyor. Hakem arkadaşlarımız bilmiyorum. Onlar da kendi içerisinde bir doğru ortak bir karar vermeyi yapmalı. Dün akşamki maçta da görüyoruz. Bizim oynadığımız en son maçta da görüyoruz. Olmaz. Olmaz. Evet nihayetinde maç bitti. 18 puana ulaşsaydık müthiş bir avantaj yakalayacaktık. Ama önümüzdeki kalan maçlarda bunu telafi edebilecek maçlarımız var. Bütün temennim en azından bu hafta içerisi sakat oyuncuların birkaç tanesinin takıma geri gelmesi çok önemli. Çünkü hamle gücümüzü inanılmaz derecede düşürüyor. Taraftara ayrı bir parantez. Teşekkür ediyoruz. Müthiş bir destek verdiler. Sağ olsunlar. Belki biz onları 3 puan alamadık ama bu kadar eksikler, bu mücadele, girilen birkaç pozisyon az da olsa inşallah ilerleyen zamanda da devreyi biz istediğimiz puanla bitireceğiz. Soru var mı? Yok mu? Teşekkürler abi. I mean, we need points, you know. But I think we can be pleased with the performance and must take this important point from this difficult away game. Obviously, a game of two different halves. Obviously, the way we presented ourselves in the second half is much better than in the first. And we have to play with this belief and this spirit and this courage from the first minute next week against Fenerbahce and hope to make a big upset and a big result. Tabii bizim puanlara ihtiyacımız var ama baktığınız zaman bugün performanslar adına mutluyuz diyebiliriz. Çünkü bu zorlu deplasmanda aldığımız bu puan bizim için çok değerli. Maça baktığımız zaman iki farklı yarı olarak göründük sahada. Tabii ki ikinci yarı gerçek olan kimliğimizi daha iyi ortaya koyabildik. Mücadelemizi, inancımızı, savaşımızı, hırsımızı, arzu isteğimizi ilk dakikadan itibaren her maçta göstermemiz gerekiyor. Özellikle de gelecek hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçında bunları gösterip sahadan en iyi şekilde gerek gelecek maçta gerek diğer maçlarda sahadan en iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz. Sorusu var mı? Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.